Herkese merhaba. Bugün 10 Mart 2021 günlerden çarşamba günü ve saatinde değil. Gününde manşetle karşınızdayız ama geciktik özür dilerim. Ailevi bir takım konular öne geçti. İster istemez ben de vakitlice karşınızda olamadım. Planladığım yayın akışına da sadık kalmayacağım. Çok şey planlamıştım ama olması gereken kadar vermek zorunda olduğum bazı başlıkları vereceğim her zamankinden çok daha kısa bir sürede de tamamlayıp görevimi ifa etmeye çalışacağım. Tekrar gecikme için özür dilerim. Akşener'in çıkışı konuşuluyor dedik. Akşener'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı gerçekten unutulmayacak tarihi bir konuşma söz konusu. Akşener son dönemde kendine yönelik tehditler, kendine yönelik baskılar, kendine yönelik edilen laflar, atılan iftiralar ve elbette kadınlığına namusuna e, yönelik e, atılan tweetler edilen sözler üzerine duygu yüklü ama öfkeli bir konuşmaya imza attı bugün. E, önce o konuşmayı ekrana getireceğim. Ardından üzerine konuşacaklarımız var. Seni şikayet ediyorum. Madem cumhurbaşkanısın, madem seçildin, eyvallah bu ülkedeki her kadının namusu, şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kastediyorum? Hakimlerdir, savcılardır, kolluk güçleridir. Ama sen destek verdin, trollerin destek verdi. Allah hepinizi Allah'a havale ediyorum. E, bugün olmazsa ruz mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Sayın Erdoğan eğer inanıyorsan, eğer inanıyorsan ki namaz kıldığına şahidim. Bir Müslüman kadına, daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namert. Ölsem de, ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bey mi yamanmış? Tüyleri diken diken eden bir konuşma. Akşener çok öfkeli ama öfkesinde haksız değil. Son dönemde gerçekten kadınlığına, namusuna döndü artık siyasi eleştiriler. Hakaretle, hakaretlerle artık aşağılanmalarla falan yıpratılmaya çalışılıyor. Belli ki e, bu baskı altında ve bu tehditler üzerine o da çok doldu ki bugün gerçekten tarihi ve gerçekten unutulmayacak. Ben her şeye kolay kolay tarihi demem. Böyle bir konuşmaya imza attı. Ölsem de öldürürsem de tek başıma kalsam da el mi yaman bey mi yaman e, bugüne kadar yaptığı en sert ee, gerçekten e, en yüksek e, duygu yüklü bir e, konuşma. Çok yüksek tonda duygu yüklü bir konuşma. Elbette onu bu noktaya getiren, siyaseti Ankara siyasetini bu raddeye getirenler utansın. Ne olduğunu biliyorsunuz. Akşener'i e bu kadar e, baskı olmasının, bu kadar tehdit olmasının nedeni işte Metropol'ün araştırmasında görülüyor. Türkiye'nin nabzı Şubat 2021 araştırması. Aşağıdaki parti liderlerinin AKP iktidarına yönelik muhalefetini nasıl değerlendirirsiniz sorusuna en tepede %48 Akşener'i başarılı buluyor. Diğer liderler aşağı doğru sıralanıyor. En açık ara en başarılı bulunan lider, muhalefette en başarılı bulunan lider 48.6 ile Meral Akşener. İşte bundan dolayı Akşener e, iktidarın uykularını kaçırıyor. Bahçeli'ye hiç temas bile etmeyeceğim. Sürekli Akşener'e evine dön çağrıları yapıyor. Berkant Gültekin toparlamış e, Akşener'e yönelik söylem skalası Bahçeli'nin. Önce FETÖ'cü diyor ardından evine dön. Sonra proje diyor ardından evine dön. Sonra figüran diyor ardından evine dön. En son işte kripto demiş. Geçeceksiniz bunları. İktidar kanadı ki akşamdan sadece bir manşet getireceğim. Bugünkü manşet ortalık karıştı. Akşener ve Buldanlı tweet CHP ve İYİ Parti'yi gerdi filan. Sürekli e, işte muhalefetin karnına çalışıyor. iktidar ve iktidarın medyası ve bir şekilde bölmeye, bir şekilde Akşener'i o bloktan ayrıştırmaya çalışıyorlar. Dedim ya artık bu sır değil. Bu sır değil. Bakalım siyaset nereye evrilecek? Bir kere daha altını çizeyim. Akşener'in bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi grup konuşması uzun zaman unutulmayacak ve etkilerini bundan sonraki süreçte de göreceğiz. Akşener girişinden sonra Rasim Öztekin'i bugün Son yolculuğuna uğurladık. Pazartesi günü yayında acil şifalar dilemiştim ama yayının hemen ardından vefat haberi geldi. Can Baytak çizmiş. Yukarıda ustalar: Necat Uygur, Münir Özkul, Dünbürlü, Rasim Hayırdır evladım diye soruyorlar çünkü gerçekten erken bir kayıp. 62 yaşındaydı. Sorma usta, aşağıda olan bitene kalbim dayanmadı diyor. Rasim Öztekin. Haftanın olayı Levent Gültekin'e dayak olayıydı. Gerçi şimdi artık haftanın olayı derken bu ikinci olay. Akşener'in çıkışı bundan sonraki süreçte konuşulacak. Belki haftanın ikinci yarısına imza atacak. Pazartesi günü bizim yayından sonra Levent Gültekin'e dayak haberi geldi ki o da Halk TV'deki yayınına giderken belli ki oradan geçeceği belli. Bakırköy'de o kadar kalabalık bir meydanda 20-25 kişi saldırdılar ve tekme tokat neyse ki e, sağlığı yerinde parmaklarındaki birkaç kırıkla e, atlatmış görünüyor. Soruşturma başlatıldı falan deniyor ama yani e, e, polis ne kadar iyi edilse de, e, ne bileyim güvenlik güçlerinin ne kadar alt üstüne getirilse de Türkiye gibi bir ülkede istenirse herkes bulunur istenirse kamera görüntüleriyle istenirse tanıklıklarla istenirse orada yüzlerce insan var görgü şahitleriyle Levent Gültekin diyor ikisini tanıyabilirim Levent Gültekin o esnada kaç kişiyi gördü veya tanıyabilir başka insanlar var herkesi toplayıp bir soruşturma yaparlarsa bu işi 48 saatte çözerler ama 48 saat geçti hala işte soruşturuldu soruşturuyoruz nasıl ki diğerlerinin başına bir şey gelmediyse. Mesela Bülent Şahin Erdeğer toparlamış. 5 yılda 139 haberciye saldırıldı diyor. Ahmet Takan, Yavuz Demira Barış Atay, Selçuk Özdağ, Afşin Atipoğlu, Orhan Uğuroğlu. Selçuk Özdağ siyasetçi, Kılıçdaroğlu da linç edilip öldürülmek istendi. Ama onların failleri konusunda işte bir, bir arpa boyu yol alınmadı. E, Mitinge mi gidiyoruz reis diye soruyor Sefer Selvi'nin karikatüründe. işte ülkücü grup giderken. Pandemide polis mitinge izin verir mi? Gazeteci Gültekin'e su vermeye gidiyoruz. Artık karikatürlere de bu şekilde konu oldu. Yani gazeteci dövmek, tartaklamak sevme, serbest. Gazeteciler dövmek için bir araya gelmek serbest ama üç kişi bir araya gelse niye maske takmadın diye ceza kesiyorlar. O arada Cumhurbaşkanı hiç kimse eleştiri düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz, yargı bağımsız olacak derken bu saydıklarının Türkiye'de olmadığını itiraf etmiş oldu en azından diyor aşağıdaki. Doğru bir başka trajikomik komik olay da Diyarbakır'dan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü vekilliği görevinden 2017'de PKK ile iltisaklı olduğu ileri sürülerek KHK ile ihraç edilen Hasan Kaya'nın işe dönüş talebi mahkeme tarafından bu defa FETÖ ile iltisaklı gerekçesiyle reddedilmiş. PKK'lı diye attılar FETÖ'cü diye almıyorlar diyor yeni yaşam. Trajikomik ama insanların hayatları söz konusu. İnsanların hayatlarını karartıyorsunuz bu uyduruk soruşturmalarla. Korona normalleşme koronayı ateşledi yeni çağın manşeti bugün birkaç gazetede daha manşet mesela bir gün vakalar arttı aşılama azaldı üçüncü dalga kapımızda diyor Milliyet kritik veri yükseliyor diyor e, aşılama bitti mi hayır e, vakalarda azalma var mı hayır e, işte bir Türkiye 81 il renkli bir grafik yaptılar ona göre bir yol belirlemeye çalışıyor iktidar ama e, bu mutant veya işte ye, yeni bir tür e, virüs veya virüs türevi her neyse etkili olmaya başlamış öyle görülüyor bakalım olay e, deriye gidecek yani İngiltere'de bile e, 20 milyonun üzerinde insan aşılandı belki 25 milyon oldu son baktığım geçen haftaki bir rakam 20 milyonun üzeriydi daha hala hiçbir etkinlik falan şey yapılmış değil okullar yeni açıldı Nisan ortasında e, işte lokantalar, dükkanlar açılacak. Mayıs ortasından itibaren de kime etkinliklere izin verilmeye başlayacak. 2 ay sonra ki o zamana kadar bütün yetişkinlerin aşılanması hedefleniyor. Tabii iktidarı sıkıştıran ekonomik meseleler. 1.3 milyon kişi işsiz kalabilir diyor. İş, i̇şten çıkarma yasağı Mayıs sonuna kadar uzatıldı ancak Erdoğan'ın ertelenmeyecek dediği kısa çalışma ödeneği için son gün 31 Mart. Uygulamadan yararlanan 1.3 milyon işçi için açlık günleri kapıda. Dikiş tutmuyor demiş Cumhuriyet. AKP iktidarının ekonomide görevden alma ve atama fırtınası dinmiyor. Korkusuz esnaf 3 yılda zor toparlanır manşetiyle çıkmış. Her şey o kadar pahalı ki yarım yarım alıyoruz. Vatandaş görüşleri sözcüden. Her şeyi yarım yarım alıyoruz. Millet aç, gıdayı gramla alıyoruz demiş bir başkası. Ekonomi yükseliyor. Ekonomi yükselirken Önder Kalender'in, e, Özgür Kalender'in e, çizgileriyle Öznur Kalender özür dilerim. E, ekonomi yükseliyor. E, niye? E, yükleri ata ata işte önce damadı attılar, sonra Halk şey Borsa İstanbul CEO'sunu attılar. Sırayla ata ata ekonomi yükseliyor. Karar manşetten hamasetten mecburi dönüş demiş. E, Mısırla tekrar ilişkileri tesis ediyor e, Türkiye. Yunan Bakan'ın iddiası Mısırla parsel sorunu halledildi. Bunu da Yunanistan'daki bakandan öğreniyoruz. Evet. Baadahrabel Basra derler ya, Basra Arab olduktan sonra siz sorunları halletmeye dönün. O arada iktidar basını işte milattan dünya yap-işlet devlet dünyada yap-işlet devletli 2000 proje yürütülüyor. En özel model diyerek yap-işlet devleti övmüş. Riski onlar yükleniyor falan halbuki yap işlet devretle müteahhitleri zengin ediyorsunuz ve müşteri garantisi ne bileyim geçiş garantisi vererek de vatandaşın sırtına yüklüyorsunuz ihale bedellerini. Ama işte bunu güya işte şey yapmak için bu laflara cevap olsun diye kaç kişi okuyorsa bu gazeteyi de bir şekilde savunmaya çalışıyorlar. Erdoğan demiş ki kaybolan bir şey yok para Merkez Bankası'nda. Eğer bir kayıp varsa o sizin kayıp yıllarınızdadır. Esasen burada laf doğru. Ee, muhalefet yani siz yılları kaybettiniz. Siz yıllarınızı boş geçirdiniz ve yıllarınızı bize muhalefet etmeyerek geçirdiniz. atı da Üsküdar'a geçti. Biz de malı götürdük <laughs> demeye getiriyor belki bir yerde. Fakat şöyle bir şey var. Erdoğan geçen hafta salgın'a harcadık demişti Merkez Bankası rezervlerini. Şimdi e, hayır rezervler yerinde duruyor dedi. Gerçekten e, Erdoğan son birkaç haftadır çok ciddi saçmalıyor, dili sürçüyor, e, yanlış bilgiler veriyor. Muazzam bir afallama var. Dün Turan Görür Yılmaz beyin ölümü e, kapağıyla çıkmıştı güne bakışta. Yani iktidar ve iktidar unsurları tam anlamıyla bir beyin ölümü yaşıyorlar ve bunu herkes görüyor. Bu çuvallamalar, bu gaflar. Bu yönetememe hallerinin sonu pek hayır olmayacak. Bakın onun videosunu da getireyim. Geçen hafta salgına harcadık demişti Merkez Bankası rezervini. Şimdi yerinde duruyor diyor. İki haftaki konuş iki haftaki konuşmayı karşılaştıran bir video getir. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır. Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir sizde. Bir önceki hafta öyle, bir sonraki hafta böyle. Öznur Kalender demiş ki işte kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara bir sor Allah aşkına. Evet, durum bu. O arada bu hafta gene bir chat daha getireceğim ekranlara. İşte Kılıçdaroğlu'nun sıramı bekleyeceğim deyip aşı olmadığını sırasını beklemediğini e, iddia etti Erdoğan. Kılıçdaroğlu da ertesi gün cevap verdi ve Erdoğan'ın konuşmasıyla, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını karşılıklı olarak çetleştirdim. Yani karşılıklı konuşma, karşılıklı diyalog, karşılıklı polemik haline getirdim. Eskiden haber kanalları, ana haber bültenleri bunu yaparlardı, biz de yapardık ama ne zamandır unutuldu. Grup konuşmaları böyle verilince daha e, anlamlı oluyor. E bir dakikada o var. Onu bir izleyelim. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki bu hafta grup konuşmalarına yansıyan aşı polemiği. Adamcağız. E buyur. Sen ne zamandan beri devletin aşıları parayla sattığını söylüyorsun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Ama nereden duydu onu da anlayamadım. Ya bu ne utanmazlıktır ya. Ne vurdum duymazlıktır ya. Yalan söyleyenler utanırlar ya. Ben yalan söylemedim. Asla öyle bir laf da etmedim. Devam ediyor. Önce ne dedi? Ben vatandaş Kemal'im. Sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım. ve niye gittin yaptırdın? E sıram geldi de onun için gidip aşı oldu. Ya sen bizden alıştın zaten bu işlere. Dur bakalım. Allah akıl fikir versin ne diyeyim. İşte bu zihniyet devleti yönetiyor. Erdoğan. Erdoğan. Bu zihniyet devleti yönetiyor. Ve işte bu zihniyetin yandaşları. Ya insan artık kalıbından utanır. 80'ine gelmişsin, unu elelemişsin, eleğine asmışsın. İnsan hakları eylem planıyla cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına kavuşacak diyor Mehmet Barlas. Yani otoriter liderler yalnız değil yani. Ve bugünleri, bugünlere getiren olay işte bu şakşakçılıkla oldu. Yarbay Karakuş'un 15 Temmuz savunması, esrarengiz pilotlar, hayalet uçaklar, TR724'ün manşeti... Akıncüsü davasında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş'un savunmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'ın lütfu olarak tanımladığı 15 Temmuz'la ilgili çarpıcı belge ve bilgiler yer alıyor. Yarbay Karakuş'un detaylı savunmasında yer alan bilirkişi raporları arama ve tespit tutanaklarına göre aslında 15 Temmuz'da meclis binası, Gölbaşı Harekat Tesisleri, Özel Harekat Tesisleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bombaladığı öne sürülen uçaklardan bazıları hiç uçmamış. Bazıları ise olmayan mühimmatla Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresini bombalamış, bilirkişi raporlarına göre hiç yakıt harcamadan saatlerce uçan F-16 bile var. Bir 15 Temmuz garabeti üzerine ne hayatlar söndürülüyor. Bakın Alzheimer hastası 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci. İddia makamı sanık Yusuf Bekmezci'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine hakkındaki mevcut delil durumuna göre CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutukluluk halinin devamına Başkan sanık Yusuf Bekmezci var mı bu aşamada bir diyeceğin diye soruyor. Sanık Yusuf Bekmezci söz alıyor. Efendim çok özür diliyorum. Anlatılanlardan çok net bir şey anlamadım. İtirazım yoktur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepimiz insanız. Ben neden buradayım? Onu dahi bilmiyorum bilemiyorum. Çok özür diliyorum. Başkan, tamam. Sanık mütafiinden soruldu. Alzheimer hastası, neden orada olduğunu dahi bilmiyor. 82 yaşında. Geçen haftaki analizimde vardı. 28 Şubat paşaları bile müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları halde adli kontrol şartı olmadan evlerinde oturuyorlar bugün Türkiye'de. Sonra da Topbaş'ın adını yeni kapıda bir yere vereceklermiş. Sökülecek yarın değil öbür gün. Ne diye veriyorsunuz yani? Bunlara artık terörist muamelesi yapalım demiş. İşte eşini veya eski eşini döven zanlıyla alakalı olarak. Hayır terörist muamelesi yapmayın. Zaten ne çektiyse Türkiye canınızı sıkan herkesi terörist, terörizm kefesine koymanızdan oldu. Kimseye terörist muamelesi yapmayın. Cani muamelesi yap. Karısını döven adam muamelesi yap. Şiddet uygulayan vahşi muamelesi yap. Neyse dövmüş mü, tartaklamış mı, yaralamış mı, ölüme mi sebebiyet vermiş? Ne yapmış? Ne yapmışsa onun cezasını ver ve sonuna kadar uygula. Bu adam iyi halden yararlanmasın falan diyebilirsin mesela. Olabilir. Yani bunlara artık terörist muamelesi yapalım. Hayır kimseye terörist muamelesi yapma. Terörist, terörün tanımı, teröristin tanımı açıktır. Siyasi davası uğruna, siyasi davası uğruna, şiddet uygulayana, cana mala kıyana terörist denir. Ankara'ya baktığınızda çok sayıda göreceksiniz. Evet, Monster'ın e, yeni tanıtan videosu. Herkese merhaba, Evet, bu videoyla hem ekranımızı nasıl renklendirdik, hem kalitemizi nasıl artırdık, bununla ilgili bir tanıtım videosu bu. Kapatırken ekrana getirmek istedim. Elbette desteklerinizle büyüdü, bugünlere geldi ve emin olun, Mustarda o Patreon desteğiniz veya işte efendim YouTube'a yaptığınız destek her neyse tamamı bu. E, yayınların kalitesini artırmak için harcanıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Işık yatırımı, kamera yatırımı işte ne bileyim ofis giderleri gibi şeyler. Diyoruz ve manşeti böylelikle e, noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakış ekranlarda olacak. Biz Cuma günü Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile birlikte Özgür Düşüncede karşınızda olacağız. Yeni program ki artık ilk ayını doldurdu. Çok da güzel izleniyor. Cuma günü buluşmak umuduyla hoşçakalın.